Biraz şaşırmaya, gülmeye ve eğlenmeye ne dersiniz? Şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur'un ilk sahne deneyiminde neler yaşandı neler? İşte o geceden tüm detaylar. DJ, bir garip eğlence gecesi başrolde Merve Boluğur. Çeşme'deki felaket performansıyla manşet olan Merve Boluğur. İstanbul'da ilk solo sahnesine çıktı. Görenler gözlerine, duyanlar kulaklarına inanamadı. Şarkı söylemek için çıktığı sahnede önce Mezdeki oynayan Merve Boluğur, müzik tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Tarkan'ın sesine kendi görüntüsüyle nasıl playback yaptı? Ne yapıyor, ne ediyor? Adından söz ettiriyor Merve Boluğur şu sıra. Geçen hafta Çeşme'de Yıldız Tilbe'nin sahnesine konuk olmuş, sahne performansıyla olay yaratmıştı. Sahne deneyimiydi bu. Kimsenin ne olduğunu anlamadığı kısa süreli şok gündeme oturdu. Sonra çıktı ortaya, benim sesimle oynanmış dedi Merve Boluğur. Yani özgüvenli bir insanım ben. Yani kendime de güveniyorum. Orada biraz oynanmış bence. Abartılmış biraz diye düşünüyorum. Onu da söylemek istiyorum açıkçası. Hani öyle bir ses yok çünkü yani. Bu kadar tepkinin ve olayın üstüne son sahne performansı o olur diye düşünüyorduk ama öyle olmadı. Merve Boluğur İstanbul'da sahneye çıktı önceki akşam. Her detayıyla magazin tarihine geçecek o sahne performansına geçmeden önce Merve Boluğur'un röportajına gidelim. İlk sahnesi için pek şık Merve. Marilyn Monroe'dan örnek alarak yapılmış bir saç. Kendisini çok beğeniyorum. Zaten bunu hep dillendiriyorum. Diyoruz. İlk sahneniz. Evet. Boluğur getirsin soyadım gibi. Sahneye tartışılan şşt şarkısıyla çıkacakmış. Yani giriş tabii ki benim kendi şşt olacak. Sonrasında akabinde 90'lardan benim çok sevdiğim şarkılar var. Gelelim çok konuşulan detaya. O gece Merve Boluğur'u izlemenin bedelinin 2500 lira olduğu yazıldı. Doğru mu bu iddia? Bugün de basına çıkan haberler vardı. 2500 lira masa ücreti gibi o haberlerin doğruluğu vardı. Aslında biraz... az yazmışlar. Evet. Merve Hanım için az yazmışlar ama... Aslında euroydu, dolardı. Ve sahne zamanı. Merve Boluğur ilk sahnesine büyük bir havayla çıkıyor ama... Dakika bir, gol bir. Mikrofon çalışmıyor. Nazara gelince mikrofon değiştiriyor. Kablolu mikrofonla devam ediyor performansına. Öncelikle mikrofon kırdığı için çok çok özür diliyorum. Bir nazar oldu yani, nazar oldu, ne yapayım?
nazar boncuğu. Bunu yazmayız. bir de biraz önceki mikrofon krizinden dolayı ben şarkımı bir daha söylemek istiyorum. Siz de eşlik ederseniz çok sevinirim. Hadi bakalım. DJ kopar bizi DJ. Playback yapıyor Merve Bol Uğur kendi şarkısına. Ama sözlerini de kendi yazdığı şarkıda ağzıyla gelen sesi tutturamıyor çoğu zaman. Dedik ya, enteresan bir sahne ve garip bir gece diye. İşte o garipliklerden biri. Merve Bol Uğur şarkı söyleyecek diye beklerken bir anda mezdeke çalmaya başlıyor. Ben de iş yapıyorum gece, hazır mıyız? Bol Uğur'un şarkıcılığını izlemeye gelenler bir anda dans performansını izlemeye başlıyor. Gariplikler bitecek gibi değil. Mezdeke'nin hemen ardından Tarkan çalmaya başlıyor. Olacak iş değil. Müzik tarihinde bir ilk gerçekleşiyor. Bir başkasının üstelik bir erkeğin şarkısına playback yapıyor Merve Bol Uğur. Sesi Tarkan'dan, görüntü Merve'den. Tarkan söylüyor, parayı Merve Bol Uğur kazanıyor. Yılın en eğlenceli olayları arasına şimdiden girmeye aday. Ne yalan söyleyelim. Belki müzikal açıdan değil ama sahnede yaşanan gariplikler açısından eğleniyoruz. Çok yaşa Merve Bol Uğur.